Türk bilim insanları koronavirüs testini 10 saniyeye düşürecek bir buluşa imza attı. Nanoteknoloji temelli yeni tanı sistemi yabancı menşeli PCR testlerinin yerini alacak. Sistemle ayrıca burundan sürüntü alınması da tarihe karışacak. Virüs varsa 10 saniye içinde pozitif olarak sonuç çıkarıyor. Eğer negatifse, yani virüs yoksa, sistem kendini doğrulamak anlamı içinde 30 saniyeye kadar sistem kendini çalıştığı durumda bırakıyor ve sonucu bize bildiriyor. Türk bilim insanları koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren tanı sistemi geliştirdi. Sistem PCR testinin yerini alacak. Koronavirüste hızlı teşhis büyük önem taşıyor. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi de dünyada bir ilke imza attı. Koronavirüs teşhisini 10 saniye ile 1 dakika arasında yapan tanı sistemi geliştirdi. Koronavirüs testi 8 ile 10 saat arasında sonuç veriyordu. Türk bilim insanları bu süreyi 1 dakikanın altına indirdi ve ben de şu anda o testi olmak için maskemi aralıyorum. İşte gördüğünüz gibi test sonucum yaklaşık 10 saniye kadar bir süre sonra negatif çıktı. Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından yapılan çalışmalarda yüz güldüren sonuçlar alınmaya başlandı. Bilkent grubu olarak araştırmacılar birleştik. Farklı disiplinlerde çalışan kişilerle 7 aylık bir çalışmanın sonucunda kendine özgü, hızlı ve doğru sonuç veren bir tanı kiti ve bu tanı kitinin kullanıldığı bir sistem geliştirdik. Çalışmalar 2 aşamalı yapıldı. Laboratuvar ortamında kitler ve sistem geliştirildi. Daha sonra ön klinik testlerle saha çalışmasına geçildi. Pozitif ve negatif sonuç gösteren çok sayıda kişi üzerinde denendi. Sonuçlar umut vaat edici geldi. PCR testine girmeniz için 2-3 günlük bir hastalığın sizin vücudunuza yerleşmesi gerekiyor. Biz bunun daha önceki evrelerinde aldığımız örneklerle olabildiğini gördük. Doğruluk payı da %99 oranında diyebilirim. Salgınla mücadelede çok önemli konumda yer alan test kitleri %100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Bu sistem tamamen özgün, yerli ve milli, hem kit hem de cihazın kendisi. Geliştiren tamamen Türk bilim insanları ve geliştirildiği yerde ülkem. Sistemle burundan sürüntü almada tarihe karışacak. Biz yüzlerce hasta üzerinde denedik. Burundan, ağızdan ve biraz daha boğazın bölgesinden örnekler aldık. Ağızdan olan örneğin aslında bizim için yettiğini gördük.